İşi Bilen programı da sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında çok değerli konuğum bugün bizlerle efendim. Kendisi iç mimar Özgem Uğur bugün bizlerle. Dilerseniz Özgem Hanım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Bizler de tanımış olalım elbette, ardından da keyifli bir sohbetle başlamış olalım. Hoş geldiniz, nasılsınız Özgem Hoş Hanım? bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sizler Çok nasılsınız? mersi, bizler de çok iyiyiz. Sizleri takdim etmek istiyorum. Buyurun lütfen. Öncelikle nazik, naif davetiniz için ben teşekkür ediyorum. Gerek sizler olun, gerek ekip arkadaşları olsun. Hepiniz değerli insanlarsınız bizler için. Daha doğrusu bizlerin devamlılığımızı sürdürebilmemiz için önem verdiğimiz insanlarsınız. Bu Çok şekilde ifade zarifsiniz. Sizin edebilirim güzel size. bakışınız. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi kısaca kendimden bahsedeyim sizlere. 84 Çanakkale doğumluyum. Üniversite sürecine kadar orada ailemle birlikte yaşadım. Eğitim sürecimi orada tamamladım. 2002 yılında da üniversiteyle birlikte yurt dışına çıktım. Tabii hayatın akışına başlıyorsunuz o vakit zaten. Ama mesleğimi seçmemdeki en büyük etken de benim ailem oldu. Onlar benim ilham kaynağım. Feyz aldığım insanlar, ikisi de mühendis olunca inşaat mühendisi, takdir edersiniz ki ben de iç mimar oldum. Hatta vaktiyle onların kullandıkları cetvelleri, malzemeleri kullanarak üniversite hayatımı sürdürdüm. Şöyle ifade edebilirim size. Annemin halen daha doktorası tezi devam ediyor. Aşırı bir öğrenme isteği var. Babam da öğretim görevlisi oldu vaktiyle. Politikayla da uğraştı, yapı denetimle de uğraştı. Hal böyle olunca bir hırs geliyor insana, öğrenme hevesi geliyor ve üniversitedeyken ben de çalışmaya başladım öğrenme amaçlı, kendimi geliştirmek amaçlı, pratik amaçlı. Piyasayı görebilmek için, akışı takip edebilmek için. Bu öğrenim de size başarıyı getiriyor. Başarı da büyük kapıları getiriyor. Ciddi anlamda işe başladığım ilk zamanlarda çok güzel projelerde çalışma fırsatı buldum. Bu da bana yurt dışı kapılarını açtı. Yani gerek Avrupa ülkeleri olsun, Türkiye'nin sınır komşuları, Uzak Doğu, Arap ülkeleri. 15 yıllık meslek hayatımın takribi 10 yılını farklı farklı ülkelerde. Tabii iş olarak, organizasyonlar olarak, davetler olarak, kültürel etkinlik ve tatil amaçlı olarak tamamladım. Bu kadar birikimden sonra da büyük bir enerjiyle hayatta devam ediyorsunuz ve farklı iş kollarına da yöneliyorsunuz. Çok uzak bir şey değil ama ben de tablolara gönül sarmaya başladım. İç mimarlığın yanında bizim mesleğimizin bir parçası aslında. Yani tasarım içerisine girdiği için aslında ana temel öğemiz mimarlık. Biz de iç mimar olarak mimarlık fakültesinden mezun oluyoruz zaten. Yani bu binada şu anda bu görüşmeyi yaptığımız binada mimari bir yapı. Bulunduğumuz stüdyodur iç mimari olan. Bunu dekoratif olarak da süsleyen tablolardır. Yani renklerle tanıştığım zamandan beri vakit buldukça uğraştığım bir konu oldu. Hepsi iç içe. Hepsi iç içe aynen. Yani çünkü renklerin insan üzerinde ve insan psikolojisinde de çok büyük etkenleri var. Renklerle insanları yönetebilirsiniz. Çok basit bir örnek vermek gerekirse şöyle ifade edeyim size. Mesela herkesin bildiği şeyler aslında okuyoruz, milletçe öğrenmeye çalışıyoruz. Mavi rengi düşündüğümüzde deniz gibi, okyanus gibi, gökyüzü gibi bizi sonsuzluğa, yaratıcılığımızı geliştiren noktalara sürükler. Yani ufuk çizgisinde. Ama çok tezat bir renk olarak griye baktığımızda aksine bizi durdurur, yaratıcılığımızı kısıtlar. Yani hapishanelerde mahkumların düşünememeleri için, plan yapıp kaçamamaları için genelde gri renkler kullanılır. Bu yüzden iç mimaride en çok bu renkleri yansıtmak istedim. Yani bir şeyleri değiştirmeden bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Biraz daha farklı bir açıdan, farklı bir boyuttan bakmaya çalışıyorum ve bunu uygulamaya çalışıyorum. Emeğinize sağlık diyerek Çok hemen bu teşekkür güzel ederim. iki çalışmanızı sormak istiyorum. Nasıl ortaya çıktı? Nasıl doğdu? Hep derler yani sanatçı burada ne düşündü? Hemen size sormak istiyorum. Aslında çok genel kapsamlı bir soru soruyorsunuz ama kolay olarak toparlamak gerekirse renklerle tanıştığım ilk zamanlardan beri bu benim hayatımda vardı. Gerek freehand çizimlerinde olsun yani kara kalemlerde olsun, guajda akrilik yağlı boyayla olsun sadece zaman sıkıntısı yaşıyordum biraz. Fakat bunu toparladığınızda biraz da dediğim gibi birikim bir enerjiye yol açıyor. Bu enerji de bende bu şekilde yansıdı. Ama çok derin konular işliyorum yani. Düşündüğünüzde mesela bu dudak içerisindeki göz çok değişik bir fikir. Burada çıktığım ana konsept ve ana temel gördüklerimiz bizim dudaklarımızdan dökülenlerdir.
Öyle bir hayat içerisinde yaşıyoruz ki şu anda görmediğimizi gördük ya da gördüğümüzü görmedik, duyduğumuzu duymadık ya da duyduğumuzu duyduk. Bu bazı zamanlarda belirli bir kitleyi yalanlara da sürüklüyor. Bu yalanlar gerçekleri haline dönüşüyor ve hastalığa doğru gidiyor. Ben şunu düşündüm bunu çizerken, hayır dedim, görmediğimi söylememem gerekir. Yani o dudakları kapattığımda o göz ortadan kalkar ve Çok doğru hoş. bir yol çizerim. Derin bir felsefe olarak başladım. O bürküsünde o gördüğünüz mavi renk zaten biraz sonsuzluğa sürüklesin. Sonsuzluğa da yine gözlerimizle bakıyoruz, Çok düşüncelerimizle hoş. bakıyoruz. Biraz infinity'yi çağrıştırsın istedim. Vallahi emeğinize Çok sağlık. teşekkür ediyorum. Biraz da insanlar düşünsünler istedim. Bu tablolara baktıklarında tek düze bir hayat var. Yani sabah kalkıyoruz, işte işe gideceğiz, öğlenliğin ne yiyeceğiz ya da akşam trafiği, çocuğu kim alacak, televizyonda ne var olarak bitiriyoruz günü. Doğru söylüyorsun. Ama hayat devam ediyor ve bir sınav içerisindeyiz şu anda. Yani bu sınavı da başarıyla atlatabilmek için insanları o tek düzeden bir an olsun koparmak istedim. Baktıklarında düşünsünler, kendileri için vakit ayırsınlar, yaratıcılıkları gelişsin ve öğrensinler, bir şeyleri okusunlar. Dediğim gibi bunlar o birikimle ve enerjiyle ortaya çıkan konular. Biraz çevreme de faydam olsun istedim, başta kendim olmak üzere. Bu karşılıklı bir alışveriştir çünkü. Şahanesiniz. Şu an Teşekkür yaptığınız ederim. çalışmalar var değil mi yine? Evet, var. Aslında sergi çalışmaları da var. Gelen talepler de var. Ama son 5 yıldır ben Kıbrıs'tayım işin doğrusu. Orada gerek çalıştığım şirketler olsun, gerek kişisel olarak yaptığım projeler olsun. Büyük bir uğraş içerisindeyim. Kısa bir zaman yine oraya gideceğim. Döndüğümde sergiye devam edeceğim. Çünkü burada olmak istiyorum. O gelen kişilerin düşüncelerine, fikirlerine, görüşlerine çok ihtiyacım var. Benim ufkumu açacak o bilgileri bilmem gerekiyor ki ben hayatıma devam edebileyim. Oraya gelen kitle de zaten ne istediğini bilen insanlar olduğu için güzel bir buluşma olacağına inanıyorum. İlk Avrupa yakasıyla bu tarafta görüştüm. Daha sonra Kadıköy tarafıyla anlaşmamız sürdü. Büyük ihtimalle Anadolu yakasında olacak. Hepsi sizin için çok özel olsa gerek. Tabii tabii, çünkü emek veriyorsunuz. Emek verdiğiniz sizindir. Değer verdiğiniz, değer kattığınız sizindir. Önce siz seveceksiniz, beğeneceksiniz ki karşınızdaki insan da baktığında değer verebilsin. Nokta atışı yapmanız gerekiyor. Belki o gün çok keyifliydiniz. Fırçanızı boynunuza aldınız ama. Belki o gün düşünceleriniz içerisindeydiniz. Yani her günümüz evet aynı dengede olmayabiliyor. O yüzden orada duygular var. Evet, anlatmak istediğinizi direkt almaya çalışıyoruz. Sanatçı ne demek istedi sanatçımız. Anlamaya çalışırken aslında bir de orada hemen olmuyor çünkü bu değil mi? Hadi bugün şimdi Özgem Hanım'ın içinden böyle geldi ama hemen bitmeyi biliyor. Belki sizin Süreç alıyor. Saatlerinizi alıyor, Süreç günlerinizi alıyor, geri geliyor. emek Belki alıyor, aylarınızı alıyor. emek alıyor. Belki bir çırpıda yapıyorsunuz. O da belli Değişken, olmayabilir. değişken. Değişkenliktir. O yüzden orada duygular da var. O çok önemli. Çok kıymetli o yüzden. Duygular var. Şöyle ifade edeyim Özge Hanım. Aşk var aslında. Aşk. Şöyle ki aşk. Ben onu ekonomi grafiğine benzetirim. Ekonomi grafiğinde inişler ve büyük çıkışlar olur. Her çıktığınızda kazanmayabilirsiniz. Her indiğinizde de kaybetmeyebilirsiniz. Buna aşk olarak baktığımızda her çıktığımız en zirvedeki en büyük sevginin patladığı yerde biz kadir kıymet bilmediğimiz için elimizden kaybederiz. Her iniş yaptığımızda da zirvedeki sevgiyi hissederiz ama elimizde hiçbir şey yoktur. Bu duygular, bu yoğun ve derin duygular birleştiğinde, yani terk edilişler ya da tekrar kucaklaşmalar birleştiğinde sizi çok uzak öteye sürüklüyor. Bunları da bir şekilde dile getirmek istiyor insan. Gerek iç mimariyle olsun, gerek tabloyla olsun. Kimisi ahşap ile uğraşır. Yani el sanatları, güzel sanatlar, görsel sanatlar. Kimisi şiir yazar. Yani hepsi tasarımdır baktığınızda. Bunun da sonu yoktur. Bundan sonrası için planlar, programda hedeflerde neler var? Hedeflerde biz insanoğlu olarak aslında biraz doyumsuzuz. Ben bunu maddi ve manevi olarak ikiye ayırdım hayatımda. Çünkü biz de bir sınav içerisindeyiz dediğim gibi. Bu sınavı iyi atlatabilmek için maddi anlamda çok fazla zirve gibi bir hedefim yok. Çünkü dijital dünya hayatımızın çok fazla içerisinde.
Bundan kaynaklı dünyanın öbür ucuna bile ulaşabiliyorsunuz. Sanatlarınızı, eserlerinizi, fikirlerinizi iletebiliyorsunuz. Zaten hali hazırda bir kitleye hitap edebildiğiniz için o taraftan bir doygunluğunuz var. Ben biraz daha manevi olarak bakıyorum. Biraz daha ruhsal bir tatmin, duygusal bir tatmin. Buradaki mutluluğa bakıyorum. Yoksa başarı zaten hep sizinle. Benim için başarı mutluluktur. Mutluluk çok değerli bir şey şu anda hayatımızda. Biz mutlu olamıyoruz. Gerek ekonomik koşullar olsun, gerek çevresel koşullar olsun, insan faktörleri olsun. Bizim bütün mutluluğumuzu ele geçirmiş durumdalar. Mutluysanız başarılısınız. Mutluluğu yakalamak istiyorum yani manevi anlamda. Bu şekilde cevap verebilirim. İşinizin keyifli ve zor yanları nelerdir? Ah, işimin keyifli ve zor yanları. Aslında bunlar beraber ilerliyorlar. Hem keyifli hem zor olarak ilerliyorlar. Bunu ben ikiye ayıramıyorum. Hep aslında aynı değil mi? Evet, o dengeyi tutturabilmek önemli. Evet, yani burada en ufak bir fırçayı kaydırdığınızda bir yanlışa sürükleniyorsunuz. Önemli olan o yanlışı toparlayabilmek, avantaja dönüştürebilmek. Evet. Fark ettirmeden. Evet, fark ettirmeden avantaja dönüştürebilmek ya da o yanlışı öğrenip de bir daha böyle yapmamak için ders alabilmek ve bunu hayatınızın her yolunda uygulayabilmek, her noktasında uygulayabilmek. Yine o zaman başarıya çıkıyorsunuz, mutluluğa ulaşıyorsunuz. Özge Hanım'ın nasıl tarzda çizimler yapmak sever? Böyle hep mesaj içerikli midir? ne tarz seversiniz? Aslında biraz soyut çalışıyorum. Ütopik noktaları da var. Yani birleşimlere baktığınızda. Şu an yanımda getirdiğim örnekler biraz az ama sosyal medya hesabında vesaire değerlerinde mevcut. Hatta Kıbrıs'ta da tablolarım mevcut. Bunları sergide vurguladığımda, gösterdiğimde onların dediğim gibi düşünmelerine yol açmak istiyorum en başta. Hayattan, hayatın tek düze yaşamından biraz olsun kopup farklı bir benim yaşadığım o ütopik noktalara ulaşmalarını istiyorum. Ve bunlara da faydalı bir şekilde kendilerini ve benim devam edebilmelerini istiyorum. Hı hı. Çıkış noktam hep bu. Amaca iyi bir şekilde hizmet edebilmek ve karşılığını da iyi bir şekilde geri alabilmek. Dengeyi sağlamak istiyorum. Sizce sanata, sanatçıya gereken önem ve değer veriliyor mu toplumumuzda? Bu yılların sorusu aslında. Bunu cevaplamak ne kadar bana düşer bilmiyorum ama ilk önce insanın insan olarak karşısındakine değer vermesi gerektiğine inanıyorum. Biz din, dil, ırk, kültür, kadın, erkek, cinsiyet, etnik köken, ünvan, vasıflar, genç, yaşlı, okumuş, okumamış bu vasıfları insanlığın üzerine katarak devam ediyoruz. Hayatımızı bu şekilde oluşturuyoruz. Ama temelde basic olan, insanın insana olan saygısı, sevgisi, yurt dışında da emin olun hep bunlara dikkat ettim. Yani gezdiğim, gördüğüm, yaşadığım yerlerde bizim bir farkımız yok. Biz her yerde insanız. Bizi ne ayırıyor? Karşısındakine olan davranışları, kendine olan davranışları, halkına olan davranışları, bulunduğu ülkenin ya da şehrin, otorite devletin milletine olan davranışları. Bunlar belirliyor. Bu da ekonomiyi belirliyor. Yaşam koşullarını belirliyor. Yani yurt dışında sergiler, fuarlar sürekli gündemde olan konular. Burada Türkiye'deki değer yurt dışına kıyasladığımızda son zamanlarda yani son 8-10 yıldır belki daha iyi durumdadır diyebilirim. Yani ben bile bu konuma sergi açabilme noktasına geldiysem nacizane iyi bir yere ilerlediğine inanmak istiyorum ve desteklemek istiyorum. Hatta destekliyorum da çevreden de destek istiyorum. Destekle alakalı bir şey ve insanın birbirine sağladığı en değerli. En güzel aslında değerlerden biri. Aynen. Buradan gençlere tavsiyeleriniz neler olacaktır? Okumaları, öğrenmeleri, öğrenmenin sonu yok. Öğrenmek doyumsuzdur. Biraz da hırsla birleştirdiklerinde karşılarına başarı çıkacaktır. Başarı da onlara mutluluğu getirecektir. Kesinlikle okumaları gerekiyor, araştırmaları gerekiyor. İlham kaynağı çok önemli dediğim gibi yani aile benim için bir şanstı. Bunu iyi kullanabilmek. Üretmek, özgün olmak. Kesinlikle özgün olmak. Tabii ki feyiz alınacak konular var. Tarih bile baktığınızda tekrar ediyorsa emin olun biz de tekrar içerisine girebiliriz. Sadece feyiz noktalarını iyi ayarlayıp dengelemek ve akışta kalmak gerekiyor.
Son olarak sizleri izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ah, nasıl bir ifade edeyim? Aynen, takipte kalsınlar. Gerçekten hayatta değer verdikleri ne varsa o yolda devam etsinler ve hiçbir zaman bunun peşini bırakmasınlar. Yani hep ünlü düşünürler ya da ünlü insanlar aynı sözü söylerler ya, kim ne derse desin, inandığınız hiçbir şeyin peşini bırakmayın ve ısrarla ilerleyin. Ama bilinçli olarak, okuyarak, öğrenerek bu şekilde devam edin. Show must go. Ay, harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben enerjinize teşekkür sağlık. Müzikler her daim güzel. Çalışmalarınız, isminiz, imzanızı görülmek dileğiyle. Çok teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle çok elbette ki. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim şekilde. İnşallah. Çok sağ olun. Değerli konuğumuz iç mimar Özgem Uğur bugün İşi Bilen programında bizlerle birlikteydi. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.